kronik arıza için. Değerli konuklar hoş geldiniz. Halk TV ekranları başında bizi izleyen çok sevgili izleyiciler, sizler de hoş geldiniz. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış törenine hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Bu akşam siz değerli konuklarımız ve halkımızla birlikte bir hafta sürecek sinema dolu günleri hep birlikte başlatıyor olacağız. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi hemen alkışlarınızla sahneye Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Festival Başkanı Sayın Muhittin Böceği davet ediyoruz efendim. Sayın Bakanım, bakanlarımız, Sayın Valim, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkan ve yöneticileri, kıymetli sinema emekçileri, değerli sinema sever, saygıdeğer basın mensupları, değerli konuklar, sevgili Antalyalılar ve ekranları başında olan kıymetli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türk sinemasının kalbinin attığı ve ülkemizin uluslararası alandaki en önemli markalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 59. yılını hep birlikte karşılıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Altın Portakal demek Antalya demek. Altın Portakal demek sinema, Yeşilçam demek. Çocukluğumda at arabasıyla gelip kortej izlemek demek. Sayın Bakanım, Sayın Valim, kıymetli konuklar. Seyyar bir açık hava sineması olarak Konyaaltı sahilinde sinema makinesiyle film oynattığım Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Tarık Akan, Kemal Sunal ve adını sayamadığım nice sanatçılarımıza vefa demek. O makinenin yansıttığı ışık o yıllarda benim hayatımı aydınlattı ve hala da aydınlatmaya devam ediyor. O değer 59 yıldır bizi ışığı altında toplayan, hiç şüphesiz ki Türk sineması ve birleşenleriyle daha da anlamlıdır. İşte bu düşüncelerle çıktığımız yolda önceliğimiz festivalimizi özüne döndürmek oldu. Göreve geldiğim ilk yıl yaptığım konuşmada Antalyalıların özüne sinema aşkı vardır demiştim. Bugün geçtiğimiz yıllara ve salona bakınca ne kadar haklı olduğumu, bu aşkın ne kadar büyük olduğunu görüyorum. Dünyanın pandemiyle zorlu bir sınav verdiği, hayatın adeta durduğu bir dönemde bile altın portakalımızın ışığı bize umut olmaya devam etti. Çünkü o sadece bir festival değil, tam 59 yıldır bu ülkenin, bu güzel şehrin aydınlığıdır. Çünkü o sinemamızın kalesidir, coşkusudur, neşesidir, birlikteliğidir. Dün vardı, bugün de yarın da var olacaktır. Onun varlığı hepimizin, şehrimizin, ülkemizin gururudur. Bu gururu yaşamak, paylaşmak ve çoğaltmak hepimiz için öncelikli görevdir. Bu görev bizim bu güzel ülkeye sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuzdur. Onun içindir ki festivaller hep yaşamalı. Müzik hiç susturulmamalıdır.
Konserler devam etmeli. Sanatçılar sanatlarını her zaman özgürce icra edebilmelidir. Bu nedenle bugün öncelikle festivale sahip çıkan tüm Antalyalılara, tüm sanatçılarımıza ve sanatseverlere, bize destek olan Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, valimize, burada bulunan kıymetli hazuruna sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün altın portakalımız 59 yaşındaysa ve hala bizim dünyaya açılan en önemli kapılarımızdan biri ise bu sizlerin sayesindedir. Özüne döndüyse, değerlerini koruyorsa ve kendini yeniliyorsa bu sizlerin sayesindedir. Verdiğiniz destek sayesindedir. Yarım asrı geride bırakan bir değere sahip olmak hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir sorumluluktur. Aldığımız her kararda, attığımız her adımda o sorumluluğu düşündük ve hep çalıştık, çok çalıştık. Yaptık, oldu demedik. Sorduk, danıştık. Kararlarımızı hep ortak akılla aldık. Birlikte hayata geçirdik. İşte bugün kortejimizde sokaklar ve 10 binlere ulaşan kişi bu salonda dolup taşıyorsa hep sizlerdendir, sizlerin sayesindedir. Altın portakalımızın nice yılları olsun. Sinema var oldukça var olsun. Işığı bizlere aydınlattığı gibi gelecek nesillere umut olsun. Bugün burada bulunan herkese, tüm sanatçılarımıza, şehrimize gelecek tüm misafirlerimize, sinema emekçilerimize, sektör çalışanlarına ve sevgili Antalyalılara güzel bir festival diliyorum. Bir hafta boyunca şehrimizde sürecek festival coşkusunun tüm ülkemize yayılmasını ümit ediyorum. Sevgili sanatseverler, bu kutsal görevi aldığım günden beri yılmadan, yıkılmadan, canımı dişime takarak hep çalıştım. Her adımımı vatandaşlarıma duyduğum sorumluluk, memleketime ve vatanıma olan sevdamla attım. Gücümü sizlerden, sanattan, sanatçılardan, sevgiden, her şeyimizi borçlu olduğumuz Cumhuriyet'ten ve Atatürk'ten aldım. Gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu yaşadığı, sanatın ve sanatçıların daha özgür olduğu bir Türkiye'de yaşamak, Cumhuriyetimizin 100. yılında altın portakalımızın 60.sını büyük bir coşkuyla kutlamak dileğiyle. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın.